Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle materyal dizaynda yeni bir konuya başlayacağız. Konumuzun genel başlığını tablar olarak söyleyebilirim. Önceki derslerimizde pek çok şeyi öğrendik. Material Design Support Library ile ilgili. Navigation View'u öğrendik. Coordinator Layout'un önemini öğrendik. Floating Action Button'ı, Snack Bar'ı öğrendik. Daha sonra edit tekstlerimiz için yeni bir konsept olan Floating Labels'ı gördük. Upbar layout'u ve Collapsing Toolbar layout'un kullanımı ile ilgili detaylı örnekler yaptık. Bugün başlayacağımız konu başlığı ise Tab Layout. Bu konuda da şöyle bir yol izleyeceğiz. Öncelikli olarak View Pager'ın ne olduğundan bahsedeceğiz. Daha sonra basit bir View Pager örneği yapacağız. Öncelikli olarak daha sonra bunu fragmentler yardımıyla yapacağız. Sonra bazı ikonlar veya text veya ikisini aynı anda kullanacağımız tab örneği yapacağız. Scrollable tab konusunu göreceğiz. Daha sonra da tabları işte kendi oluşturduğumuz layoutlarla nasıl kullanırız bunları anlatmaya başlayacağım. Şimdi hızlı bir şekilde bugün View Pager'ın ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Günün sonunda yapacağımız örnek şu şekilde olacak. View Pager nedir diye hani arkadaşlar bilmek isteyebilir. Şöyle kaydırdığımızda gördüğünüz gibi koyduğumuz resimleri sağa sola kaydırmak suretiyle ekranda gösterebiliyoruz. İşte bu bizim Simple View Pager dediğimiz şey. Bugün öğreneceğimiz konu da bu. Video biraz uzun olabilir. Hepsini tek bir video altında toplamayı düşünüyorum. Bazı arkadaşlardan da beyaz arka fonu rahatsız edeceği bilgisi geldi. O yüzden bunu arka planı siyah olarak çevirdim. Artık umarım bunu beğenirsiniz. Gözü yoruluyormuş bazı arkadaşların. Öyle diyorlarsa öyledir. Yapacak bir şey yok. Şimdi öncelikli olarak boş bir activity, proje başlattım. Burada biz view pager'ımızı yapacağız. Bu konu aslında bizim bu list view'da, ne bileyim recycler view'da gördüğümüz adaptörler vardı hatırlarsınız ve bunu kendi isteklerimize göre düzenliyorduk. Onlardan çok da farklı değil. Tabii kendine özgü yolları, metotları var. Ama eğer onların mantığını anladıysanız bunu da çok rahat bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak şöyle bir genel bilgi vereyim. Siz mesela biz bu örneğimizde ne göstermek istiyoruz? Bir tane resim ve bu resimle ilgili bir yazı. Bunları içeren bir farklı sınıf yapın. Mesela siz bir kişileri atıyorum bir kişi kaydetme programı yapıyorsanız sizin sadece kişilerinizi ve onunla ilgili bilgileri tutan bir sınıfınız olursa eğer yapacağınız işlemlerde çok daha rahat az kodla daha çok iş yapabilirsiniz. Bu bağlamda ben buraya yeni bir Java sınıfı yaratıyorum ve bunun adına Data model diyorum ki benim verilerimi tutacak sınıf. Şimdi bu data model, bu data modelin içinde ne olacak? Deminki örneğimizde gördüğünüz neyimiz vardı? Bir tane private diyelim. Private integer, resimlerimin bilgisini tutan image id, imajda id'lerini tutan bir integer, private değer. Bir de yine private, başlıklarını tutan string bir ifade olsun. Daha sonra biz bunları private seçtiğimiz için bu verilere erişimi getter ve setter'larla yapacağız. Bu yüzden buraya generate diyorum ve getter'ları ikisini de seçiyorum. Getter'lar ne işe yarıyordu? İlgili değişkenden veri almamızı sağlayan metotlardı. Aynı şekilde generate diyorum ve bu sefer de setter'ları seçiyorum ki bunlar da bizim buradaki değerlere veri atamak istediğimizde kullanacağımız metotlardı. Yani buradaki değişkenlere direkt olarak değil de eğer ben bunları okumak istiyorsam get metoduyla, eğer bunlara veri aktarmak istiyorsam set metoduyla ulaşacağım. Peki bunu neden yapıyorum? Çünkü ben buradaki getter ve setter'ların içine ilgili kontrollerimi yazabilirim ve değişkenlerimi koddan saklayabilirim. Bunların ne olduğu aslında biraz Java bilgisi. Ama şu an için bilmiyorsanız da böyle kullanmaya alışırsanız sizin kendi şeyiniz olarak yani daha güzel olur diyebilirim. Şimdi bir de bu sınıfın içinde bütün verilerimi içeren bir tane yapı olsun. Bu yapıyı da yine ne diyelim buna public static veriyorum ki ben buna main activity'den herhangi bir nesne yaratmadan ulaşabilmek için bunu birazdan yine üzerinde dururum. Şu an için şöyle bir liste yapısı olsun. Bu listemin içinde data model tipinde ben veri saklayacağım. Ve de bunun adına ne diyelim? Get data list metodu.
Bu metodun içinde ben bütün veri kaynaklarımı hazırlayacağım. Şimdi benim bütün veri kaynağım dediğim aslında nedir? Integer tipinde imaj ID'leri diyelim, eşittir diyelim, new, integer bir dizi ve burada benim elemanlarım olacak. Hangi elemanlar bunlar? Resource'un içindeki, drawable'ın içindeki, daha önceden ben buraya hazırladım. 6 tane resmim var drawable'ın içinde. Bunların ID'lerini buraya tanımlayacağım. Şöyle hızlı bir şekilde copy paste yapalım. Vakit kaybı olmasın. Vaktimizi en azından mantığını anlatırken kullanırız. Şu an bunlar daha önceden yaptığımız uygulamalardan çok da farklı değil. Bir de arkadaşlar bir string dizim olsun. String veri tipinde verileri tutan imaj başlıkları diyelim. Eşittir new string dizi diyorum ve daha sonra da bunun elemanlarını veriyorum. Bu elemanlar da nedir aslında? Resim 1 virgül, resim 2 virgül, resim 4, resim 5 ve de resim 6. Evet, string ifadelerim de hazır. En son elemanı herhangi bir şey yazmıyoruz ve bir sıkıntı yok. Şimdi resimlerim burada. Onlarla ilgili başlıklar burada. Şimdi bir for döngüsü yaratarak int i eşittir sıfırdan i küçük olana kadar neyden arkadaşlar? Mesela resimlerimizin resim ID'leri nokta length diyebiliriz. Yani 6'dan küçük olmak üzere i'yi bir arttır diyoruz. Bunları benim şurada oluşturduğum ki daha oluşturmamışım. Hemen buraya gelip bir tane oluşturayım. List tipinde içinde data modeller olan data modeller olan item list diye bir değişken tanımlıyorum. New list ya da array list diyebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Evet. Bunun içinde bu verileri tutacağım. Diyeceğim ki item list nokta eleman eklemek için add diyorum. Daha sonra şimdi bu sınıftan herhangi bir nesne yaratıldığında ilk çalıştırılacak metot neydi arkadaşlar? Bunun constructor'ı, değil mi? Bu constructor'ı yaparken nasıl yapıyorduk? Şöyle geliyorduk buraya. Public olması gerekiyor bunun. Data model sınıfımla aynı isimde olmalı. Ve ben diyorum ki bu sınıftan bir nesne yaratıldığında bunun mutlaka ve mutlaka iki tane değişken almasını gerekiyor. Yani bunu bu sınıfı ben yaptım. Bu kuralı da ben verebilirim. Daha sonra da diyorum ki bu sınıftaki imaj ID pardon bu sınıftaki imaj ID gördüğünüz gibi gelmiyor. Çünkü ben bunları private tanımladım ve buraya gelip aslında gelmesi lazım evet. Çünkü bunu private tanımlamam bu sınıfın sadece buna erişmesi demek ben gidip main activity'den bunlara erişemem. Ama bu sınıfta erişebilirim. Bu sınıftaki imaj ID benim imaj ID'me eşit olsun. Bu sınıftaki başlık bilgisi de parametre olarak gelen başlığa eşit olsun. Şimdi ben eğer getter setter'ları yazmasaydım böyle diyebilirdim. Ama bunları yazdıysam kullanalım. Yani bak şu iki satır kod tabii ki de doğru. Şu sınıfta olduğum için. Ama burada şunu diyebilirim. Set imaj ID şuradan gelen imaj ID aynı şekilde set başlık parametre olarak gelen başlık. Hani bu metotları yarattıysak en azından kullanalım. Evet, bu şekilde bu sınıftan bir nesne yaratıldığında nesneyi de nasıl yaratıyoruz? New data model diyorum. Benden gördüğünüz gibi imaj ID ve string başlığı istiyor. İmaj ID dediğim ney? Şuradaki imaj dizisinin
i'inci elemanı. Çünkü burada bir döngü söz konusu. Aynı şekilde başlık bilgisi de ney? İmaj başlıkları demişiz dizimizin adına. Pardon, sıfırıncı dersek ilk eleman olur. İ'inci elemanı dememiz gerekiyor. Yani bu döngü 6 kere döndüğünde her seferinde yeni bir data modelden nesne yaratılıyor. Gördüğünüz gibi ilk yaratılma anında ben de 2 tane parametre vermem lazım bunlara. Bunları buraya veriyorum ve item listim benim 6 tane eleman tutuyor. Bu elemanlar neler? İmaj ID'lerim ve onların başlıkları. Ve son olarak da gördüğünüz gibi bu metot geriye list tipinde bir veri döndürüyor. Burada benim list tipindeki veri adım ne? Item list. O zaman buraya gelip onu geriye göndermem gerekiyor. Umarım anlaşılmıştır. Aslında Java kodu çok da bir şey değil. Şimdi data modelim bu şekilde. Şimdi ise daha önceki örneklerde de ne yapıyorduk? Bir tane öğeyi tutacak. Yani şurayı içeren bir layout hazırlamam lazım. Çünkü bunların aslına bakarsanız hepsi aynı tip layout. Bir tane resim var, bir tane onunla ilgili başlık var. Bunu yapmak için de ne yapıyoruz? Layout'a gidip tek satır adında tek resim, tek satır artık ne derseniz. Yani ekrandaki aslında tek eleman. Hani sizin bu view page'ınız tek eleman olsa nedir? Ona vereceğiniz isim mesela bu. Tek satır adında bir tane XML oluşturuyorum. Geldik buraya. Gördüğünüz gibi bu lineer layout. Ben yine vakitten kazanç olsun diye şöyle kopyalıyorum bunları. Buraya yapıştırıyorum. İsterseniz şurada bir üstünden geçelim. Şöyle bir ne diyelim? Şöyle bir yapımız oldu. Niye frame layout yaptık? Şimdi lineer veya relatif yapamazdım. Çünkü burada frame layout'u da anlatırken ne demiştik? Biz bunda imajları üst üste alt alta koyabiliriz bu frame layout sayesinde. Ben buradaki text view'un buradaki image view'un üstüne gelmesini istediğim için frame layout kullandım. Vertical yaptık. Burada bilmediğiniz herhangi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Gravity'si aşağıda ve işte horizontal olarak ortada gelsin deyince zaten resim burada beliriyor. Resmin yazısı orada beliriyor. Şimdi tek satır içeren XML'i de hazırladım. Çok güzel. Şimdi geldik main activity'ye. Bu sınıfım da bitti. Main activity sınıfında ise artık ne yapacağım arkadaşlar? Tabii şuradaki activity main'e gelip ne yapmam lazım? Benim view pager'ımı buraya yerleştirmem lazım. Buraya geliyorum. View pager'ı genişliği, yüksekliği match parent olacak. Onun dışında bir de buna ID tanımı yapalım. ID dedim. Ne de adı ne olsun? View Pager olsun. Evet. Şu an için içinde bir şey olmadığı için herhangi bir şey gözükmüyor. Şimdi bunun diğer örneklerde ne yaptık? List view koyduk buraya veya ne bileyim recycler view koyduk. Daha sonra da bir adaptör tanımlamıştık değil mi? Burada da yine aynı şeyi yapacağız. Hani genel mantık neydi? Önce bir data kaynağını hazırla. Hazırladık. Daha sonra bunları gösteren layout hazırla. Hazırladık. Daha sonra da bunu main activity'ye koy. Koyduk. Ve şimdi de main activity'de adaptör tanımlayıp benim data kaynağımla ki adaptör bu işe yarıyordu. Benim data kaynağımla ilgili view'umu bağlamam gerekiyordu. Şimdi bunu yaparken nasıl yapacağız? Şuraya geldik. Diyorum ki öncelikli olarak şuraya bir tane view pager başlatayım. View pager. View pager. Bunu da ile find view id ile bulmam gerekiyor. r.id. view pager diyerek. Typecasting işlemini yapıyoruz. Daha sonra da bir custom adaptör oluşturmam lazım. Custom pager adaptör eşittir new custom pager adaptör diye ve de bunu ne yapmam lazım? View pager nokta set adaptör deyip buna atamam lazımdı değil mi? Evet, mantık bu şekildeydi.
Tek sorun şu ki bizim şu an custom pager adaptörümüz yok. Alt enter'a bastım. Create class custom pager adaptör dedim. Gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi asıl konumuz bu. Hani daha önceki örneklerde de hep bizi bu sınıf zorluyordu. Şimdi ViewPager kullanmak istiyorsak biz bunu neyden extend etmemiz lazım? Pager adaptör sınıfından extend etmemiz gerekiyor. Hemen bir hata verdi. Ne diyor aslında? İki tane metot var. Onları bir implement et. Biz sonra görüşürüz diyor. Burada da getCount metodu ki aşinasınızdır. Sizin ViewPager'da kullanmak istediğiniz öğelerin sayısını isteyen metot. Şimdi bu sınıfın benim data modeldeki şu getData listten haberi var mı? Yok. O zaman öncelikle onu bir haberdar edelim. Gelelim. Neredeydik? Öncelikli olarak bir tane private list ki bu da data model tipinde veri tipini tutuyor. Item list diyelim buna. Bir tane de private context nesnesi yaratalım. Şimdi bunu daha önceki derslerimizde aslında anladıysanız, hatırlıyorsanız buradaki context'in layout inflator servisine ulaşmak için kullandığımız bir nesne olduğunu hani bazı arkadaşlar hemen tahmin edebilir. Etmeyenlerin de canı sıkılmasın. Birazdan anlayacaklar. Bunu da buraya çağırdık. Artık benim sınıfımın item listten haberi var. O zaman ben buraya gelip item list.size diyebilirim. Diyeceksin ki nasıl haberi var? Yani sen buraya sadece bir nesne oluşturdun. Onun dışında hiçbir şey yapmadın. Bu bundan nasıl haberdar olacak? Diyorum ki ben ne zaman ki custom pager adaptörden bir nesne yaratıyorum. Ne çalışıyor? Constructor metodum çalışıyor. Değil mi? Bunu parametre olarak diyorum ki context değeri gelse context bir de list data model tutan bir list gelse. Item list diye. O zaman bu sınıfın bunlardan haberi olur mu? Olur. Peki ben bunları nereden bulacağım? Diyorum ki ben bunu main activity'de oluşturuyorum ya. İlk diyelim context'i. Ben buna context'i list diyerek yollayabilirim. Şu an ne oldu? Main activity sayesinde custom pager adaptöre ben context'i yollamış oldum. Aynı şekilde bu sınıfın buraya parametre olarak ben data modeli yollayabilir miyim? Şöyle yollarım. Data model nokta get data list dersem de ne olacak? Main activity'den buradaki parametreler yardımıyla custom pager adaptör sınıfına bu iki nesne yollanmış oluyor ve bu sınıfın bunlardan haberi olmuş oluyor. Şimdi burası normalde nasıl yapardık bunu? Şöyle yapardık. Data model işte m eşittir new data model derdik. Daha sonra da m nokta dediğimde gördüğünüz gibi oradaki bütün metotlara erişebiliyordum. Get data liste kadar. Gördüğünüz gibi. Ama ben burada ne yaptım? Bu metodu statik tanımladım. Statik tanımlanması ne demek? Burada yeni bir nesne yaratmadan onu kullanabileceğim anlamına geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi data model nokta dedikten sonra diğer metotlar gelmezken gördüğünüz gibi hani burada işte ne bileyim get başlık var, get image id var. Onlara ulaşamıyorum ama get data liste ulaşabiliyorum. Neden? Statik tanımladığım için. Umarım buraya kadar her şey anlaşılıyordur. Evet. Şimdi main activity'den ilgili veri alışverişini yaptık ve custom pager adaptörün şu an için context'ten ve benim bütün data listemden haberi var. Get count'u da bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi geldik. Tabii bunları ne yapalım? Şöyle yapalım. Bu sınıftaki context yani şuradaki nesneye ben parametre olarak gelen nesneyi atıyorum. Aynı şekilde bu sınıftaki item liste parametre olarak main activity'den yolladığım item listi atıyorum. Bir de ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya bir tane layout inflator yapalım ki kullanacağız bunu. Layout inflator dedik.
Daha sonra bu sınıftan bir nesne yaratıldığında bu inflator'ı şuradan gelen context sayesinde context.get system service deyip neydi bunu nasıl yapıyorduk? Context.layout service veyahut inflate service diyerek bunun da yaratılmasını yapabiliriz. Bu inflator ne işe yarıyordu? Benim XML'imi Java koduna çeviren sınıftı. Çok maliyetli bir sınıftı hatırlıyorsanız. Bununla ilgili optimizasyon işlemleri falan da yapmıştık. Anlamıyorsanız da ilgili videolara genelde ListView'da geçmişti bu konu. Ona bakabilirsiniz ama şu an için bunu söyleyip geçeceğim. Şimdi burada bu sınıfın ne olduğunu anlatmadan önce burada override etmemiz gereken bir tane daha sınıf var. Instantiate item dediğimiz page adapters türünde bir metot. Şimdi bu metot ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu metot şurayı silelim. Bu metot siz uygulamayı yarattınız ya burada image view geldi. Bu bunun instantiate metodunu çalıştı. Aslında ne? Get view metodu gibi bir şey bu. Ama şöyle ki bu metot uygulamanız açıldığında sadece image view biri değil, ardından gelecek imajı da hazırlıyor. Yani aslında iki kere çalışıyor. Mesela ben bunu imaj 2'yi getirdim ya. Bu aslında imaj 2'yi getirirken çalıştı. Ayrıyeten imaj 3 içinde çalıştı. Şu an aslında halihazırda benim imaj 3'üm kenarda bekliyor. Ne zaman ki imaj 3'e geçtim, imaj 4'ü hazırladım. Hani hep bir sonraki ve bir önceki hazırda duruyor. Neden? Daha hızlı bir şekilde çalışması için. Ve de burada view olarak geçen aslında bir pardon. Şurada view container olarak geçen view grubunuz sizin burada inflate edeceğiniz layout ki bizim örneğimizde bu tek satır oluyor arkadaşlar. Bunun kodları da şu şekilde. Ben buraya geldim. Diyorum ki inflator nokta inflate. Bu metodu nasıl yaptığımızı hatırlıyorsunuzdur. R.layout nokta. Yani burada her bir öğe çalıştığında, her bir item çalıştığında gösterecek layout ne benim tek satır nokta XML. Daha sonra container diyorduk. Daha sonra da false diyorduk. Bunların da neler olduğunu defalarca anlattık. Ve bu bize bir view öğesi gönderiyordu hatırlarsanız. View eşittir view deyip ne yapmış oldum aslında? Bu tek satır XML'imi ben şuradaki view nesnesine atamış oldum. Şu an bu view'un içinde ne var? Bakarsak bir frame layout var. Bu sayede ben buradaki image view ve text view'a erişip onların verilerini değiştirebilirim. Ne dedik? Bir tane image view var dedik. Image view. Img view diyelim. Eşittir. Şuradaki view'la view nok için ben burada find view bayağı değil gördüğünüz gibi kullanamıyorum. Zaten bunu yapma amacım bu. View nokta ne diyeceğiz? Find view by id r nokta id nokta ne demiş onun adına? Image item typecasting. Aynı şekilde text view eşittir diyorum. Item view nokta find view by id ile bunu buluyoruz. Text view. Ben bunları niye yapıyorum? Çünkü ben bunların verilerini her position değerine göre değiştirmek istediğim için. Şimdi benim bu position değerlerim nerede? Data model diye bir sınıfım vardı. Şöyle geçici diyelim buna. Ve bu bir nedir? Data listi değil mi? Şöyle diyelim. Şurada gördüğünüz gibi item list demişiz. Item list nokta get deyip şuradaki position'ı verirsem şuradaki örneğe bir daha bakalım. Mesela position 0 1. Position 1 için bu metot çalıştı. Position 2 için bu metot çalıştı. 3 için bu metot çalıştı. Şimdi position 1 için çalıştığında gittim ben buradaki layout'taki text
text view'u ve image view'u aldım ve diyorum ki bütün verilerimin tutulduğu, yani veri kaynağım ne benim? Item list. Burada position 0 için olan image id ve başlık bilgisini şuradaki geçicinin içine atadım. Daha sonra şuradaki image view nokta set neydi bunun adı? Image resource deyip şuradan geçici nokta get image id ile bunu buraya yerleştirebilirim. Aynı şekilde text view nokta set text diyerek de geçicinin içindeki get başlık diyerek de bunun verisini değiştirebilirim. Böylece ben her yere kenarı kaydırdığımda gelen resmin bilgilerini, yani hem resim bilgisini hem de başlık bilgisini değiştirmiş olacağım arkadaşlar. Bunları böyle yaptıktan sonra şuradaki container'ıma ne yapmam lazım? Atamam lazım. Container nokta. Neyi atacağım ben buna? Add view deyip şurada oluşturduğum view'u atıyorum. Daha sonra da bunu gördüğünüz gibi obje tipinde bir geri dönüş bekliyor. View deyip geriye göndermem gerekiyor. Burada verileri buldum, setledim ve şuradaki view group container dediği ki benim view pager'ım kendisi, onun içine atadım ve de bunu geriye gönderdim. Diyeceksiniz ki hem atıyorsun, peki bir daha niye gönderiyorsun? Hani geriye gönderiyorsan buna niye atadın? Yani bu get view'u birebir benzeri değil ama ona benzer şekilde çalışıyor. Kafamız karışmasın. Get view'da sadece return ediyorduk. Bunu da eklememiz gerekiyor. Çünkü bu metot ilişkili çalışıyor. Yani buradaki view şuradaki objemin ta kendisi. O zaman buraya da diyorum, bak zaten ne diyor? View from obje. Yani şuradaki objeden mi geliyor? Yani diyor ki view eşit mi obje? Ya bu zaten true ya da false dönmesi lazım. Bunların birbiriyle etkili bir şekilde çalışması için. Buradaki obje dediğim gibi buradaki view'un aynısı. Yani çok da derine dalmadan hani şunları uygulasak, şuraya kadar anladıysanız aslında benim için yeterli. Sizin için de yeterlidir eminim. İsterseniz bir test edelim bakalım bir hata var mı? Şu son kısımda belki biraz kafanız karışmıştır. Dediğim gibi bu get view gibi değil. Hani sadece return etmek yetmiyor. Şuraya eklememiz gerekiyor ve ondan sonra da bunu return ediyoruz. Daha sonra zaten bu neydi? Benim gerçekleştirmek zorunda olduğum bir metottu. Bu metotta da şuradaki view'un şuradaki gelen obje ile eşit olup olmadığının kontrolü yapılıyor. Etkili bir şekilde çalışması için. Bakın gördüğünüz gibi resim 1 geldi. Resim 2 geldi. 3 geldi. Orada bir patladık. Neden acaba? Bir bakalım buraya. Unsupported operation in require destroy item. Destroy item override edilmedi diyor. Peki onu da override edelim. Destroy item diyoruz. Burada da şuradaki container'dan gelen remove view deyip remove view hangi view position. Aslında hangi view objeyi yok etmem lazım. Hata aldık. Alt enter desek olmuyor. Şimdi buradaki obje de nedir? Benim tek satır XML'imdeki root elementti. Yani aslında bu obje frame layout tipinde. Frame layout tipinde. Bir daha bir çalıştıralım.
Bu Destroy Item'da demin anlatırken ne dedim? Şimdi bir daha bir başlasın. Hızlı bir şekilde üstünden geçelim. Çalıştırdığımda birinci resim geldi. Ne dedik? İkinci resim aslında şu an hazırda. Instantiate Item'da çalıştırıldı ve burada bekliyor. Çektim. 2 geldi. Şu anda 3 hazır. Arkasında da 1 hazır. Çektim geldi. Şu an 3. Sol tarafında 2 hazır. Sağ tarafında 4 hazır. 1 ne oldu? İşte arkadaşlar buradaki Destroy Item metoduyla aslında biz bunu hafızadan silmiş olduk ki yani şu an hali hazırda 3 tane resim hafızada, bunların öncesi ve sonrası şu an daha çağrılmadı ve Destroy Item'ı da gerçekleştirince gördüğünüz gibi herhangi bir hata almadık. Şimdi bu video bayağı uzadı. Şöyle yapalım, burada keselim bunu. Bir sonraki videoda ben bazı loglar falan yazarak size bunu biraz daha iyi anlatmaya çalışayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.